Tarım Bakanı Pak Demirli dün gece resmi gazetede yayınlanan kararla görevinden ayrıldı. Ya da yayınlanan karardaki ifadeyle görevden af talebi kabul edildi. Kendisinin ismi uzun zamandır kabine değişikliği totolarında sık sık geçiyordu. Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en çapsız Tarım ve Orman Bakanı'nın istifasıyla 2018'de kurulan saray kabinesinin yarısı 3,5 yılda değişmiş oldu. Bu sürede bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, biri Instagram'dan verdiği dilekçeyle olmak üzere iki Hazine ve Maliye Bakanı, kendi şirketinden bakanlığına mal satan bir ticaret bakanı, bakanlığı bölününce koltuğu altından kayan bir aile ve çalışma bakanı, kabine kurulurken vitrine konan bir Milli Eğitim Bakanı, taht oyunlarının kurbanı olan bir Adalet Bakanı, uçtu uçtu kuş oldu. Bu bakanlar arasında Giderken bıraktığı ucu yanık mektupta at izi it izine karıştı. Allah sonunuzu hayretsin diye sitemeden de var. Görevden aldığı için sarayın kibirlisine şükranlarını sunan da var. Hadi saray Tarım ve Orman Bakanı'nı affetti diyelim. Türk çiftçisi kendine yapılanları affeder mi? Milletimiz cayır cayır yanan ormanları unutur mu? Tarım Bakanı'nın istifasıyla artan gübre fiyatı iner mi? Tarladan sofraya uzanan zincirdeki sorunların üstesinden gelinir mi? Bir yılda %227 zam gören karnabaharın, %185 zam gören patlıcanın, %173 zam gören kabağın, %169 zamlanan domatesin fiyatları düşer mi? Milletin boş tenceresi artık dolarda kaynar mı? Hiç sanmıyoruz. Çünkü sorunun özü bakanda, dışarıda, şurada, burada değil. Sorunun özü bu zihniyetin merkezi olan metal yorgunu sarayda. Kibirli cehalet bunu kasten yapıyor. Milleti bu hayat pahalılığının altında kasten eziyor. Ondan sonra da hiçbir yaptığının hesabını ödemiyor.